Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı yokuş başında bulunan yeni hizmet binasına taşındı. Mülkiyeti de partinin ilçe başkanlığına ait olan bina modern bir şekilde tefriş edilerek hizmet vermeye başladı. CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk'ün partisinin yeni ilçe binasında yaptığı ilk açıklaması Kent TV'ye oldu. Ekim 2011'de binanın tapusunu aldıklarını, 10 Ocak 2012'de de binayı teslim aldıklarını belirten Başkan Öztürk, süreçle ilgili şunları söyledi. 10 Ocak'tan itibaren talimatımıza başladık ve çarşamba günü itibariyle artık ilçe başkanlığımız faaliyetlerini burada sürdürüyor. Biz bu binayı 243 bin liraya mülkünü almış idik. Yaklaşık 80 bin lira tadilatına harcadık. Tabii bunun tamamı nakit olarak harcadığımız bir rakam değil. Birçok partilimizin, birçok dostumuzun da aynı katkılarıyla, ne bileyim birisi klimanın birini aldı, birisi televizyonumuzu aldı, ne bileyim elektrikçimiz elektrik tesisatını yaptı, kamera sistemleri yapan bir partimiz var Hasan Top, sağ olsun o kamera sistemlerimizi yaptı, alarm sistemlerimizi yaptı. Cahit Biliroğlu telefon santralimizi, ses sistemimizi kurdu. Yani imece usulü yardımlaşarak tadilatımızı bitirdik. Partinin Bodrum'da faaliyetlerini kendisine ait bir gayrimenkulde yürütmesine yönelik kararın bundan 2 sene önce alındığını belirten Durmuş Ali Öztürk sözlerine şöyle devam etti. Göreve geldiğimizde ilk yönetim kurulu toplantımızda bir karar almıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü'ne kendi mülkü olan bir bina almayı hedef koymuştuk kendi aramızda. Tabii biz bu hedefi koyarken geçen gün arkadaşlarım söylediler. 20 Mart 2010 tarihinde karar defterimize karar almışız. İlçe binası almak için çalıştay yapma kararı almışız. Yani kaynak yaratmak için Turgut Reis'le bir çalıştay yapmıştık. İktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi konulu bir çalıştay yapmıştık. Bunu da Türkiye'de yapan ilk örgüt bizdik. Buradaki hareket noktamız ilçe binası almak için kaynak oluşturmaktı. Tabii zorlu bir süreç yaşadık. 2 yıl boyunca ciddi bir mücadele dönemi oldu bizim için. İlk başlarda bu kararı aldığımızda birçok arkadaşım belki de bunun olabilirliğine inanmamıştı. Örgütümüzün birçoğu da bunun olabilirliğine inanmamıştı. Ama biz çok inanmıştık. İnandık, inat ettik, başardık. Hayırlı olsun örgütümüze, partimize. Çok yakıştı bence. Daha önce ilçe başkanlığı binası olarak kullanılan ve belediyenin mülkü olan binada da faaliyetlerin devam edeceğini anlatan Öztürk, çünkü orasının hem Bodrum'un merkezinde olmasının bir avantajı var, hem de bizim için bir nostaljik bir önemi var diyerek şunları söyledi. Kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığımız olarak faaliyete devam edecek. Burası da Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü ve İlçe Başkanlığı olarak faaliyete devam edecek. Çünkü bu binamız oldukça kullanışlı, elverişli bir bina. 240 metrekare kapalı alanımız var. Son derece modern bir bina olmasına özen gösterdik. Burada kamera sistemimiz, alarm sistemimiz, ses sistemimiz, telefon sistemimiz, internet sistemimiz, dolayısıyla her türlü teknik altyapısı düşünülerek hazırlandı. Onun için uzun süre tadilatına çaba harcadık. Öztürk, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı Yeni Hizmet Binası'nın resmi açılış töreninin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmesi beklenen Muğla programı dahilinde yapılmasını planladıklarını belirtti.